Öncelikle orta ateşte tenceremin altını açıyorum. Hemen soğanlarımı doğrayacağım. Nasıl isterseniz doğrayabilirsiniz. İster yemeklik, ister piyazlık hiç fark etmez. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ispanak gibi bol sulu ve büyük hacimli sebzeleri sotelerken geniş pilav tenceresi tercih ediyorum. Hem çok daha hızlı pişiyor hem de yüzeye daha rahat yayıldığı için su kaybı böyle dışarıda biriken su daha doğrusu çok fazla olmuyor. Tuzunu ilave ediyorum üzerine. Şöyle güzelce karıştıralım. Hemen bir yandan biberlerimi hazırlayacağım. Bir yandan da patatesimizi alalım. Şöyle orta kalınlıkta küpler halinde doğruyorum. Hemen biberleri gönderiyorum. Şöyle bir dakika bir çevirelim. Sos tavasının altını açalım ısınsın. Tereyağı eriteceğiz, güzelce erisin. Biberler rengini vermeye başladığı anda patatesleri ekliyorum. Hafif kavrulmaları böyle kenarlarının birazcık karamelize olmalarını istiyorum. Tuzumuzu, karabiberimizi ekleyelim. Bu hafif sotelenirken tavam sanıyorum ısındı. Sosuma başlayacağım. Bildiğiniz klasik beşamel sosun birazcık farklı bir versiyonunu yapıyorum bugün. Tereyağımın iyice erimesi gerekiyor. Hemen sarımsakları alalım. İki diş kesinlikle çok iyi geliyor bu tarife ama çok sarımsaklı seviyorsanız birkaç diş daha ekleyebilirsiniz. Çok önce eklemedim sarımsakları. Yanmalarını istemiyorum çünkü. Az önce bahsettiğim gibi bütün ıspanakları içine koyuyorum. Çok hızlı bir şekilde yumuşayacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Orta ateşe alıyorum. Altını birazcık kıstım ki daha rahat yanmadan yumuşasın diye. Şimdi tereyağım eridi. Geldik sosa. Hemen içine unumu ilave ediyorum. Dolu dolu 5 yemek kaşığı un koydum. Bütün unu güzelce kokusu çıkana kadar kavuracağım. Unum güzelce koktu. Ben hemen sütle işe başlıyorum. Önce birazcık karıştıralım. Şimdi hemen unutmadan tuzunu, karabiberini ve birazcık da muskat eklemek istiyorum. Muskatımızı koyalım. Bu aşamada hızlı hızlı karıştıracağım. Kıvamına göre artan sütü ve krema ekliyorum. Bir iki dakika sonra ıspanağım patatesim hazır olacak. Sos yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Artık kremamı ekleyebilirim. Sos da güzelce koyulaşmaya başladı ama biraz daha koyulaşması gerekiyor. Sonra hemen fırına göndereceğim onları. Küçük bir tane fırın kabı aldım. Bakalım ikisi sığıyor mu? Gayet de güzel oldu. Bir yemek kaşığı dolusu bütün malzemeden koyuyorum. Üzerlerine sostan bol miktarda ekleyeceğim. Şöyle kaşıkla da hafif açıyorum ki aralara da girsin. Üzerine bol miktarda rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Bu iki tanesi sizin için hazır. Hemen bunları fırına göndereceğim. 180 ile 200 derecede maksimum 10 dakika içinde hazır olacak. Suflelerim hazır. Hemen onları fırından almak istiyorum. Oo, süper görünüyor. İşte en kızarmış olacağım. Yalnız çok sıcaklar. Hemen şöyle alalım.